Evet, sevgili dinleyicilerimiz, bugün itibariyle biz Orta Doğu sempozyumumuzun, Uluslararası Orta Doğu'da Din ve Medeniyet sempozyumumuzun 7. oturumunu şu anda başlıyoruz. Ve hocalarımızın da zannımca bir takım teknik aksaklıklar sebebiyle bazı hocalarımız girişte sorun yaşıyorlar ama ben vakit kaybetmeden bir an önce sunumlarımıza geçmek istiyorum ve biz başladıktan sonra hocalarım umarım teknik problemlerini çözerek yavaş yavaş oturuma giriş yapacaklardır ve sunumlarını yapacaklardır. Bu oturum boyunca sevgili dinleyicilerimiz Doçent Doktor Muhammed Okudan Din, Mezhep, Cemaat ve Çatışma Olaylar ve Tepkiler başlıklı bir tebliğ sunacak. Doktor Öğretim Üyesi Öner Tolan, Bizans Devleti'nin Doğu Hristiyanlarına ve Sasanilere yönelik politikalarının karşılıklı etkileşimi 950-650 yılları arası başlıklı tebliğini sunacak. Osman Ezici Hocam, Osmanlıların haremine gönderdiği bir ayni yardım türü olarak cerrahi tahsisatı, Sinan Doğan Hocam ise Batı'nın Orta Doğu'da doğullaştırma siyaseti ve kültürel stratejileri başlıklı bildirilerini sunacaklar. Tabii diğer hocalarımız henüz giremediği için ve Ömer Tolan Hocam burada hazır bulunduğu için biz onunla başlamak istiyoruz. O da eğer hazırsa onun tebliğiyle başlamak istiyoruz. Bu süreçte de diğer hocalarım teşrif ederlerse onlarla devam ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Umarım faydalı, iyi bir sunum olur ve Allah size de kolaylıklar versin diyorum. Çok Buyurun teşekkür hocam ederim. tebliğinizi sunabilirsiniz. Sayın Başkanım, kıymetli dinleyenler, ben de sözlerimin başında öncelikle sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen bütün saygıdeğer hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Benim bildirimin konusu Bizans Devleti'nin Doğu'daki siyasi ve dini politikası. Şimdi siyasi politikanın temelinde Doğu'da Sasaniler var, Sasani Devleti var. Doğu'da dini politikanın temelinde ise monofizit dediğimiz Ortodoks kilisesinden ayrılmış bir ayrı bir grup söz konusu. Şimdi bu Sasanilere yönelik politikayla monofizitlere yönelik politika birbiri ile ne kadar etkileşim içerisindedir? Bu konuya bakmaya çalışacağım. Bunun ne kadar birbirinden etkilendiğini tespit etmeye çalışacağım. Bu noktada başlangıç noktamız bizim 451 yılında Kadıköy Konsili Ortodoks Kilisesi'nin temel inanç esasını belirlendiği ve bizim monofizit dediğimiz ayrılıkçı grupların ayrışmaya başladığı başlangıç noktası olarak, dönüm noktası olarak alacağımız tarih olacaktır. Doğuda Sasanilere yönelik politika dikkate aldığımız için, bu alanı incelediğimiz için Sasani Devleti'nin yıkılışı da bitiş tarihini oluşturacaktır. Bu ara süreçte ben öncelikle çok kısaca zamanı da verimli kullanma adına bu ayrışmadan çok kısaca bahsedeceğim. Sonra her bir imparatorluk döneminde, her bir imparatorun kendi döneminde Doğu'ya yönelik bu siyasi ve dini politikalarının nasıl olduğunu çok kısaca aktaracağım ve bunlar arasında etkileşimi tespit etmeye çalışacağım. Malum bilindiği üzere ilk 3 asır boyunca Hristiyanlar Roma İmparatorluğu'nun zaman zaman şiddetlenen baskısı altında kalmışlardı. 313 yılında Milano Fermuarı'na kadar Hristiyanlar herhangi bir serbestlik elde edememişlerdi. Bu da Hristiyanları bir nevi bir varlık yokluk mücadelesi içerisinde hayatlarını geçirmek zorunda oldukları için teolojik tartışmaların biraz daha su yüzüne çıkmamasına neden olmuştu. Ama 4. yüzyılın başından itibaren elde edilen bu serbestiyet nedeniyle Hristiyanlar biraz daha yoğun bir şekilde teolojik tartışmalar içerisine girdiler. Bu teolojik tartışmaların odak noktası ise Kristoloji diye tabir ettiğimiz Hazreti İsa'nın kişiliğindeki
tanrılık ve insanlık unsurlarının varlığı ve bunların birbiriyle ilişkisi çerçevesinde yoğunlaşmaktaydı. Ve neticede daha 4. yüzyılın başına itibaren serbest kalınmasıyla birlikte çok yoğun bir tartışma içerisine girildi. O derece ki Aryanizm dediğimiz ayrı bir görüş hareketi ciddi bir boyuta ulaşınca 325 yılında İznik'te bunun için bir konsil toplandı. Temelde bu teolojik tartışmaya bir son verme adına toplanan bu konsil esasen bir bakımdan da Bizans devletinin kiliseyi kontrol altına almasının bir vasıtası haline getirildi. Daha sonrasında tabii ki bu konsil sorunu çözme noktasında herhangi bir etkisi olmadı. İlerleyen aşamada bu kristolojik tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. 381 yılına gelindiğinde İmparator 1. Theodosius döneminde yeni bir konsil toplandı bu noktada. Hristiyanlık bu noktada devletin resmi dini olmasıyla birlikte daha da önemli bir karar alındı. Burada İstanbul Roma'dan sonra bir patriklik merkezi haline getirildi. Bu nokta o güne kadar kristolojik tartışma açısından bu kiliselerin birbiriyle mücadele etmesini bu defa kiliselerin İstanbul Kilisesi'ne karşı bir üstünlük mücadelesini de eklemiş oldu. Dolayısıyla kiliseler de politize olup birbirleriyle üstünlük yarışına girdiler. Özellikle de İstanbul Konstantinopolis Kilisesi'ne karşı, onun üstünlük iddialarına karşı İskenderiye Kilisesi yani Mısır Kilisesi ve daha sonra işte bu monofizitlerin merkezi olacak kilise işte burada Bizans'ın ana kilisesi olacak İstanbul Kilisesi'ne karşı üstünlük mücadelesine girmeye başladı. Bu tartışmalar ciddi bir boyuta vardı. 5. yüzyılın ilk dönemlerinde Efes Konsili'nin toplanması gibi bazı ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Temelde teolojik olan fakat asıl siyasi üstünlük mücadelesi olan kiliseler arası mücadele devam etti. 450 yılına gelindiğinde İmparator Marcianus başa geçtiği zaman bu teolojik tartışmalar sükun bulmadığı için ciddi manada devam ettiği için 451 yılında İmparator Mauricius döneminde Marcianus döneminde bir konsil toplandı. Kadıköy yani Bizans'taki ismiyle Kalkedon konsili dediğimiz konsilde iki tane önemli karar alındı. Bir tanesi zaten tespit edilmiş olan İstanbul Kilisesi'nin yeniden ikinci sırada kiliseler hiyerarşisinde ikinci sırada bulunması ve özellikle yargı alanının genişletilmesi ve bir diğer aldığı karar ise Ortodoks Kilisesi'nin temel iman formülü olabilecek daha sonra diofizit olarak adlandıracağımız Hazreti İsa'nın tabiatıyla ilgili Bizans Kilisesi'nin resmi görüşü bu noktada tespit edilmiş oldu. İşte bu Kadıköy Konsili'nin kararlarının doğudaki Hristiyanlar tarafından mevcut şekliyle kabul edilmemesi doğudaki Hristiyanların ayrışma sürecini başlatmış oldu. Kadıköy Konsili'ni toplayan İmparator Marcianus'tu. 457 yılına kadar başta kaldı. Hemen ondan sonra İmparator Leon başa geçti. O da 474 yılına kadar başta kaldı. Biz şimdi bu iki imparator dönemini birlikte ele alacak olursak bu dönemde doğu sınırlarında Sasanilerin ciddi bir siyasi tehlike oluşturmadığını görüyoruz. Yani bu sırada daha doğusunda Akkunlar yani Eftalitlerle mücadele içerisinde olan Sasanilerin biraz da iç çekişmelerle zayıf bir durumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Bizans'a karşı bir tehlike oluşturacak durumda değillerdi. Öte yandan bu iki imparator döneminde doğudaki Hristiyanlara karşı politikaya baktığımız zaman her iki imparator da doğrudan monofizitleri baskı altına almaya yönelik şiddete ve zora dayanan bir politik uygulamışlardır. Yani Kadıköy taraftarı din adamlarını işte psikoposluk makamlarına getirmek suretiyle her ne kadar Leon döneminde biraz bu çekingen davranılmış olsa da neticede Doğu Hristiyanlarına bir baskı olduğunu net bir biçimde görüyoruz. Bu noktada Sasanilerin bir tehlike olmadığını da vurgulamak gerekiyor. 474 yılında başa İmparator Zenon geçecek, 491 yılına kadar başta kalacak. Bu dönemin en önemli siyasi hadisesi
hepimizin bildiği gibi Batılıların Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı denen 476'daki hadisenin olduğu dönemdir bu. Bu Roma Kilisesi etki sahasındaki toprakların Bizans'ın hakimiyet alanından çıkması anlamına geliyordu. Batıdaki toprakların ayrılmasıyla devlet Doğu topraklara ve Doğu Hristiyanlarla daha çok baş başa kalması gibi bir durum ortaya çıktı. İmparator Zenon kendisi de Doğu kökenli olması nedeniyle Doğu'daki durumu da çok iyi bildiği için Doğu'nun kendinden önceki iki imparator döneminde yapılan uygulamalarla devletten kopmaya başladığını fark edince Doğu'daki monofizitleri kazanmaya yönelik bir politika değişikliğine gitti. Yani önceki iki imparator döneminde o baskı ve şiddet döneminde tamamen politikasından dönüldü ve monofizitleri kazanmaya yönelik bir politika sürdürüldü. Bunun için Henotikon adında bir birlik fermanı adı verilecek olan iki kiliseyi birleştirmeye yönelik bir politika sürdürüldü. Sırf bunun için Nasturileri bile dışlamıştır imparator, onları İran işlerine sürgüne göndermiştir. Aynı dönem, aynı politika daha sonra Anastasios döneminde devam ettirilecek. 491 yılında başa gelen Anastasios döneminde. Bu dönemde gördüğümüz şey ise İran'ın artık tehlike olarak ortaya çıktığıdır. 502-506 yılında bir İran savaşı yaşanıyor. Şiddetli bir savaş. Ciddi toprak kaybı olmuyor ama İmparator Anastasios İran tehlikesine karşı doğudaki monofizitleri kazanma yönünde Henotikon'u devam ettirmek, hatta monofizitleri kazanma, onlara monofizit yanlısı politika sürdürme yönünde bir görüş benimsiyor. Anastasios esasen Bizans tarihçileri tarafından monofizit görüşlü bir imparator olarak yansıtılır. Ancak şunu ifade edelim, doğrudur. Anastasios monofizit görüşlü bir imparatordu ama doğuya yönelik politikasında doğrudan bu kendi görüşüne göre hareket etmiyordu. Çünkü imparator aynı zamanda Roma ile olan soğuyan bağları yeniden güçlendirmek için çalışmalarda da bulunmuştur. Yani biraz daha real politik şartlara göre hareket ettiğini söylememiz gerekiyor. İmparator Justinus 518 yılında Anastasios'un yerine geçiyor. Bu dönemde devletin Zenon ve Anastasios dönemindeki monofizitleri kazanmaya yönelik politikasının tam tersi bir politikaya döndüğünü görüyoruz. Bunun sebebi 506 yılından beri İran sınırının sakin olmasıdır. Sasanilerden herhangi bir tepki gelmemesidir. Buna karşın Roma kilisesiyle yaklaşma adına monofizitlere karşı bir baskı politikasına girişiliyor. Bu baskının ilk aşamasını her imparator döneminde Kadıköy yanlısı din adamlarının önemli psikoposluklara atanması oluşturur ve diğer dini uygulamaların baskı altına alınması oluşturur. Justinus döneminde de bu politikaya başvuruldu. Justinus döneminin sonunda İran savaşları yeniden patlak verdi. Ve meşhur yeğeni, meşhur en büyük imparatorlardan biri Justinianus döneminde bu İran savaşları zaman zaman devam etti. Yalnız Justinianus döneminin dini politikasının kökeninde esasen Batı politikası yatmaktadır. Çünkü Justinianus'un temel hedefi eski Roma İmparatorluğu'nu yeniden vücuda getirmekti. İşte bu amaçla Batı ile, yani Roma ile yaklaşma politikası uygulamıştı. Yani kendinden önce zaten Justinus'un dönemini de etkileyen yine Justinianus olmuştu. Fakat İran'ın bir tehlike olarak ortaya çıkması, Justinus döneminin sonuna itibaren İran savaşlarının yeniden başlaması, İmparator Justinianus'un da monofizitlerin önemini anlamasına sebep oldu. İşte bu noktada tam bir Batı yanlısı, papalık yanlısı politikayı değiştirmek zorunda kaldı İmparator Justinianus ve monofizitlere yönelik, onları kazanmaya yönelik yumuşak tavırlı bir politika benimsemeye başladı. Bu durum papalıktan tepki görünce ister istemez imparator bu defa el altından monofizitleri desteklemek gibi, ki eşi Theodora'nın monofizit görüşünü paylaşması ve monofizitleri desteklemesi, hatta meşhur Yakubi kiliselerinin kurucusu Yakup Baradeus'un da doğuya gönderilmesi bu politikanın bir parçasını oluşturmaktadır. Neticede
şunu diyebiliriz. İmparator Justinianus bir yandan batıyla bağları koparmama politikası yürütürken bir yandan da monofizitleri elinde tutmak için çaba sarf etmiştir. Çünkü İran hala daha ciddi bir tehlike olarak orada durmaktaydı. Sonrasında Justinus döneminde yine ciddi şiddetli bir İran savaşının başladığını görüyoruz. Bunun bir sonucu olarak da Justinus döneminde monofizitlere karşı çok yumuşak bir politika sürdürüldüğünü söyleyelim. Hemen ardından ondan sonra İmparator Maurikios başa geçiyor. 582-602 yılları arasında 20 yıllık bir dönem. Şimdi İmparator Maurikios dönemi bizim konumuz açısından çok ilginç bir veri sunuyor bize. Onu üzerinde duracağım. İmparator Maurikios'un 20 yıllık döneminin ilk 10 yılı Sasanilerle yoğun bir savaşla geçmiştir. İkinci 10 yılında ise barış dönemi hakimdir. Dini politikada ise ilk 10 yılda monofizitlere karşı biz yumuşak bir politika görüyoruz. İran'la anlaşma yapıldıktan sonra ise imparatorun monofizitlere baskı uygulamaya başladığını görüyoruz. Yani Sasanilerle savaş devam ederken monofizitlere yumuşak davranılmış. Sasanilerle barış olunca da yani tehlike ortadan kalkınca da monofizitlere yönelik baskıya girişildiğini net bir biçimde görüyoruz. Bir diğer husus ise bundan sonra başa geçen Fokas dönemidir ki 602-610 yılları arasında başta olan Fokas döneminde bu Maurikios dönemindeki İran'la olan barış bitiyor. Yeniden çok şiddetli bir İran savaşı patlak veriyor. Fakat Fokas İran'la savaş sürerken monofizitlere belki de daha yumuşak davranması gerekirken çok aksi bir yönde monofizitlere olan baskıyı sürdürecektir. Bu da İran'ın özellikle doğuda ilerlemesini kolaylaştıran bir unsur olacaktır. Bizans devleti doğuda halk desteğini kaybetmesi İran'ın ilerleyişini kolaylaştıracaktır. Öyle bir safhaya gelecektir ki bu hemen 610 yılında Heraklius başa geçtiği sırada bu İran ilerleyişi devam edecek. Bütün Doğu Anadolu, Suriye ve Mısır toprakları Heraklius döneminin başında tamamen kaybedilecektir. Dönemin kaynakları İran Şahı Hüsrev'in doğuda ilerledikçe aldığı yerlerde Kadıköy yanlısı din adamlarını değiştirip yerine monofizit din adamlarını getirdiğini net bir biçimde bize gösteriyor. Bu da muhtemelen bu İran ilerleyişini kolaylaştırıcı bir unsur olmuştur. Heraklius meşhur, herkesin malumu bir İran seferi söz konusu. 622'de başlayıp 29 yılına kadar devam eden uzun bir seferdi bu. Ve bu İran'a zayıflatıcı çok ciddi bir darbe indirmişti. İran aldığı bu darbeyle zaten kısa süre sonra çöküş sürecine geçecektir. Bu noktada şunu ifade etmemiz gerekiyor. İran'ın bir tehlike olarak denklemden çıkmasından sonra bile İmparator Heraklius bu sefer sırasında doğudaki monofizitlerin önemini anlamış ve daha sefer sırasındayken monofizitleri geri kazanmaya yönelik bazı politikalar sürdürmeye çalışmıştır. Bunun bir sonucu olarak da monotelizm dediğimiz veya monoenerji dediğimiz bir iki tarafı bir arada buluşturmaya yönelik bir politika benimsedi. O olmayınca biraz daha az karmaşık olan Ektesis adında yeni bir politika benimsendi. Fakat bunlar da ciddi bir nasıl diyelim sonuç vermedi. Çünkü bu tarihten sonra İran'da zayıflaması üzerine malum Müslüman halifelik devleti doğudaki bölgeleri ele geçirmeye başladı ve devletin artık doğuda monofizitlerle ilgili bir sorunu kalmadı. Bir yandan ben süreye bakıyorum ama çok açtık mı bilmiyorum Sayın Başkanım. Hocam son bir dakika veya iki dakikada toparlayıp bitirirseniz ben, süreniz şu an itibariyle tamamlandı. Ben hemen sonuç... Ben uyaracaktım, siz daha önce davrandınız. Hemen sonuç olarak bir iki tespiti paylaşayım, bitireyim ben müsaadenizle. Şimdi baktığımız zaman 502 yılından itibaren yani doğuda Sasanilerin ciddi tehlike olmaya başlamasından itibaren 630'lu yıllara kadar olan süreçte kronolojik olarak baktığımızda dönemin büyük bir kısmı İran'la savaş halinde geçmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki İran doğuda sürekli dikkate alınması gereken bir güç olarak bulunmuş bu süreç içerisinde. Monofizitlere yönelik politikaya baktığımızda ise devlet sürekli
İran'ı dikkate alarak monofizitlere olan, karşı olan tavrını değiştirmiştir. Yani İran'la olan mücadele şiddetlendiği zaman monofizitlere karşı yumuşamaya başlamış. İran'la olan mücadelenin tansiyonu düştüğü müddetçe de monofizitlere baskı uygulamıştır. Öte yandan idarecilerin bu tavrının en önemli itici güçlerinden bir tanesi de kilise birliğini sağlamaktı. Yani burada esasen imparatorların monofizit görüşü kabul edip etmemesi çok fazla bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü devlet için esas olan kilisenin birliğiydi. Kilisenin birliği dini yapının güçlenmesini, dolayısıyla siyasi yapının güçlenmesini sağlıyordu. Bu da ister istemez doğuya yönelik devletin politikasında daha güçlü olması anlamına geliyordu. Son bir cümle olarak şunu da eklememe izin verin. Özellikle doğuyu tanıyan, doğuda görev yapmış, doğu coğrafyasını bilen imparatorların bu monofizitler konusunda daha isabetli kararlar aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada ben çok kısaca özetlemeye çalıştım. Zamanı verimli kullanma adına daha detaylar bildirinin tam metninde okunabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ömer Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılı bir tebliğiniz vardı. Ama dikkatle dinledik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yine dinleyicilerimizden bir soru gelecek olursa oturumun sonunda yine size cevaplamanız için söz verebilirim. Muhammed Hocam giriş yaptı şu an itibariyle, yanılmıyorsam. Ve Muhammed Hocam, din, mezhep, cemaat ve çatışma, olaylar ve tepkiler başlıklı bir tebliğ sunacaklar. Buyurun Muhammed Hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam, hiçbir sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ediyorum. Webinarda ilk defa katılıyorum, ondan dolayı biraz acemiliğim var. Sayın Başkan, değerli katılımcılar ve kıymetli dinleyenler, Mevlana'nın gitmek gerek dediği Tokat'tan hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bildirimin başlığı din, mezhep, cemaat ve çatışma, olaylar ve geçmişte ve günümüzde Orta Doğu'da yaşanan dini, mezhepsel ve cemaatsel gerilim ve çatışmalarda farklı sebepler var olmakla birlikte dini anlayış ve yorumların hatırı sayılır yeri olduğu muhakkaktır. Hatta daha açık söylemek gerekirse etnik ve mezhepsel faktörler belirleyici değil, şiddete dayalı çatışmalarda vazgeçilmeyen bir tür araç niteliğindedir. Hiç kuşkusuz asıl belirleyici olan bölgenin kendine has jeopolitiği, uluslararası ilişkilerin çapraşık dinamikleri ve küresel güçlerin siyasi, sosyal ve ekonomik stratejileridir. Bugün Orta Doğu'nun dini ve etnik haritasına baktığımızda tam bir çeşitliliğin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu coğrafyada Türkler, Araplar, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Yahudiler ve benzeri bir takım milletler birlikte yaşamaktadırlar. Bu coğrafyada gerek Müslümanlar gerekse Hristiyanlar farklı mezheplere bölünmüş ve bu farklılıklardan dolayı aralarında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır tarihsel süreçte. Ermeniler Gregorian ve Katolik, Süryaniler Kadim Yakubi ve Katolik, Süryani, Müslümanlar Şii, Sünni gibi bir takım kollara ayrılmış ve bu kollar arasında da çeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. Biz bu bildirimizde Osmanlı arşivinden elde ettiğimiz belgeler ışığında Müslümanlarla Hristiyanlar arasında olan çatışmaları din bağlamında, aynı dine mensup olup farklı mezhepler arasındaki çatışmaları mezhep bağlamında ve son olarak da misyonerlik faaliyeti sonucu eski mezheplerinden ayrılıp Katolik ya da Protestan mezhebine geçenler arasındaki çatışmaları da cemaat bağlamında değerlendireceğiz. İlk olarak şeyden başlayalım. Yani Ermenilerle Müslümanlar arasında var olan bir çatışma, bunu din ekseninde de değerlendirebiliriz. Şimdi tarihsel sürece baktığımız zaman aşağı yukarı 9. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayan Türk-Ermeni ilişkileri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar dostane bir şekilde devam ettiği, bu tarihe kadar Türklerle iç içe, dostça ve kardeşçe yaşayan Ermeni toplumu ile olan ilişkilerin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bozulmaya yüz tuttuğunu, daha sonraki dönemlerde ise bir düşmanlık haline geldiğini görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamaya başlayıp
hemen her konuda Avrupa, Amerika, Rusya gibi emperyal devletlerin kışkırtmaları, müdahaleleri ve Osmanlı Devleti'ni alenen parçalama, yıkma ve yok etme çabaları baş gösterince Türk-Ermeni münasebetlerinde de bir takım bozulmalar başlamıştır. Ermeniler özellikle batıdan gelecek müdahaleleri meşrulaştırmak için Müslüman Türk toplumunu kışkırtmak için bir takım provokatif olaylara girişmişlerdir. Şimdi bu olaylar üzerinde duralım. Yani bunu somutlaştırmak istiyorum. Mesela 29 Mayıs 1904 tarihli bir belgeye göre bir Ermeni kunduracı, bu Erzurum'da yaşıyor, imal ettiği kunduranın altına Ya Muhammed şeklinde bir yazı yapıştırıyor. Günümüzde de aslında bu hakaretlerin çoğu günümüzde de yansımış durumda. Birkaç yıl önce bir ayakkabı firması sanırım aynı şekilde Allah lafzına benzer bir üretim yapmıştı. Bundan dolayı tepkiyle karşılaşmıştı. 1904 yılında da Ya Muhammed şeklinde bir yazı yazıyor. Yine 15 Ocak 1903 tarihinde ise İnöz kasabasının yakınlarında Müslümanların kullanmış olduğu bir çeşme var. Bu çeşmeye domuz yağı sürüyorlar. Ya da bugün yine Avrupa'da bir takım camilere domuz başının atılması gibi kesik domuz başlarının camilere, ibadethanelere atıldığını görmekteyiz. Belgelerden bunu anlamaktayız. Belki de en kışkırtıcı olan Amasya'da Pir İlyas Türbesi yakınlarında insan dışkısı bulaştırmış bir Enam-ı Şerif'in Müslüman mezarlığına bırakılmasıydı. Demin dediğim gibi yani bu tamamen provokatif amaçlı. Emperyal güçlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını meşrulaştırmaya yönelik halkı kışkırtalım, bunlar Ermeniler üzerine saldırsın ve ortam hazırlansın diye yapılmış olan faaliyetlerdir. İkinci olarak Hristiyanlığın farklı mezheplerine mensup olanlar arasındaki çatışmalara değinmek istiyorum. Burada da örnek olarak Ermeni ve Süryanileri aldım. Şimdi Ermeniler ve Süryanilere baktığımız zaman aslında bunların ikisi de yani bu iki farklı mezhep de Bizans tarafından yani Kadıköy Konsili'nden sonra monofizit görüşünü benimsemiş olduklarından dolayı dışlanmışlardır. Hem bu görüş birliği yani monofiziti kabul etmeleri hem de her iki kilise tarafından Bizans etkisindeki Rum kilisesinin ortak düşman olarak görülmesi iki kilise arasında bir sempati oluşturmuştu. Modernleşme sürecinde Ermeni-Süryani ilişkilerini etkileyen en önemli unsur ise misyonerlerin çalışmalarıdır. Katolik misyon ile Protestan misyon çalışmalarının etkileri bakımından birbirinden ayırmak gerekiyor. Katolik misyonerlerin yapmış olduğu çalışmaları Süryani ve Ermeniler Ortodoks dayanışması altında Katoliklere karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Bunların propagandalarına birlikte karşı koymuşlardır. Ama Protestan misyonerlere baktığımız zaman bunlar ırksal bağlamda yaklaşmışlardır olaya. Milli duyguları besleyen yapılarla daha ayrıştırıcı bir etki yaratmışlardır. 19. yüzyılın başlarında Ermeniler ve Süryaniler arasında oldukça geniş bir kitle buna rağmen Katolikliği kabul etmesi kabul etmişlerdir. Bununla birlikte özelde Ermenilerin Türklere karşı saldırgan tutum benimsemesi genelde Müslüman-Hristiyan çatışması olarak Süryanileri de etkilemiştir. Mesela Taşnaklar, Ermenili örgütleri Süryanileri kendi yanlarına çekmek için bir takım provokatif, yukarıda değindiğimiz olaylara benzer olaylar olaylar yapmışlardır. İşte Harput'ta Müslüman giysisi giyiyorlar, sarık takıyorlar ve Süryanilerin yaşadığı bir köye baskın yapıp burada bir takım insanları öldürüyorlar Süryanilerden ve köyü yağma ediyorlar. Yani diyorlar ki Müslümanlar bak Türkler size saldırdı, işte siz de gelin bizimle beraber şey yapın. Ama devlet bunları çok dikkatli takip ediyor, titiz bir inceleme var ve bu incelemenin sonunda bu işleri yapanların Ermeni olduğu tespit ediliyor. Zaten Süryaniler Osmanlı Devleti'ne direkt bir karşı duruş söz konusu değil. Bunu da yine belgelerden anlıyoruz. Bir tane belgede şöyle diyor. Süryani Yakubi Patriğine birinci rütbeden mecidi nişanı verilmesinin uygun olacağı ve bu taifenin daima devlet ve hükümete sadık kaldığı, belki de Gregorian Ermeni cemaatinden tamamen ayrılacakları şeklinde ifade bulunmakta. Yani Osmanlı Devleti ikisinin Ortodoks monofizit olmalarından dolayı
Süryanilerin merkezinin İstanbul'a uzak olması gibi çeşitli nedenlerden yazışmaları Ermeni Patrikliği üzerinden alıyordu. Yani böyle bir birliktelik vardı aralarında. Bundan dolayı belki de diyor Gregorianlardan bunlar ayrılacak. Başka bir örnekte bu sefer Protestan olan Süryanilerle Yakubi dediğimiz, Kadim Yakubi dediğimiz Süryaniler arasında bir çatışma söz konusu. Burada çatışmanın temel unsuruna baktığımız zaman kilise. Yani var olan bir kilise var. Bu kilisenin etrafında cemaat var. Bu cemaat Katolikliğe geçiyor ama işte diyelim Mardin'deki merkezleri ya da o bölgenin merkezi neredeyse oranın yöneticileri kiliseyi Katoliklere ya da Protestanlara vermek istemiyor. Yani kargaşanın kökeninde bu var. Dar geçitte Protestan Süryaniler kilise açmak için müracaatta bulunuyor. Bunu duyan yerli Süryani kadim cemaati Protestan rahibin evini basmışlar, çocuğunu öldürmüş ve 200 kadar da koyununu çalmışlardı. Diğer bir olayda kız alıp verme. Yani iki tarafta Süryani olmasına rağmen kız alıp verme olaylarına kesinlikle yaklaşmıyorlar. Hatta Ermenilerle beraber o kadar yakınlaşmışlar ki bu bir süreklilik değil tabii. Kısmen de olsa aralarında kız alıp verme söz konusu. Ama iş Protestan ve Yakubi Süryanilere geldiği zaman şiddetle karşı çıkıyorlar. Bununla ilgili işte bir tane Yakubi Süryani kız bir Protestan Süryani ile nişanlandığını haber alınca büyük bir gösteri yapıyorlar. Güvenlik güçleri devreye girerek bu gösterileri bastırıyor. Üçüncü olarak ve son olarak da Sunni-Şii çatışması bağlamında değerlendirmek istiyorum. Osmanlı Şiileri ya da başka bir ifadeyle Rafizileri özellikle Safaviler ve Haleflerinin tesirinde kalan ve Osmanlı Devleti'ne karşı bu yöntemlerin kullandığı dini bir grup olarak kabul etmektedir. Devletin kendisini korumak için bu gruplarla ciddi manada mücadele ettiği kaynaklarda geçmektedir. Bununla ilgili nasıl tedbirlere başvuruyor? Öncelikli olarak diyor ki Sunnilerle Şiiler evlenmesi kesinlikle yasak. Eğer bu konuda dini nikah kıyan imam ve benzeri görevliler bulunursa bunların bulunması ve cezalandırılması şeklinde sürekli genelgeler gönderiyor. Bununla birlikte Taşra'da 3 sahabi Hazreti Ali dışındaki halifeye küfür edenleri ya da Hazreti Ayşe'ye küfür edenleri ne yapılacaklarını dair sürekli merkezi yazı yazıldığını görüyoruz. Benim şimdilik anlatacaklarım bundan ibaret. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum faydalı bilgilerden dolayı. Aslında içinde yaşadığımız coğrafya çeşitliliğiyle birlikte bir taraftan da bu coğrafyaya dair emeli olan insanların aradaki farklılıkları kolay bir şekilde kullanma ve çatışma ortamları oluşturma açısından da mümbit bir coğrafya olduğunu söylememiz gerekir. Hocalarım, diğer iki hocamız sistemdeki bir takım sıkıntılar sebebiyle Osman Ezici ve Sinan Doğan hocamız giriş yapamadılar ve tebliğlerini şu an itibariyle sunamadılar. Ben son söz olarak ilk önce Ömer hocama, daha sonra da Muhammed hocama tekrar birer ikişer dakikalık son söz söylemeleri için bir fırsat daha vermek istiyorum. Bir de şu anda ben chat kısmında gelen herhangi bir soru göremiyorum ama Ayşe hocam, size ulaşan herhangi bir soru var mı? Hocam şimdilik ben de bir soru görüntüleyemiyorum. Tamamdır. Evet Ömer hocam, size geçelim. Buyurun hocam, son söz olarak görüşlerinizi alalım. Sayın hocam, Ömer değil, Öner adım biraz yanlış telaffuz ediliyor. Onu belirtmek isterim. Dünay'ın hocam... Çok sizin... özür diliyorum hocam bu arada. Estağfurullah, estağfurullah. Benim çok yakın bir arkadaşım var hocam, adı Ömer'dir. İşte artık gece gündüz Ömer'e benzeyen bütün isimleri Ömer olarak görüyoruz hocam. Hep karıştırılıyor. Sayın hocam, dün yanlış değilsem hangi oturumda hatırlamıyorum, sizin bir bildiriniz vardı ve bu Orta Doğu
Çin'in doğusu neresi gibi ve orada bir merkezilik vurgusu yapmıştınız hocam. Yani dünyanın esas merkezinin bura olması gerektiğini ama ne hikmetse biz birilerinin doğusunda kendimizi konumlandırdığımızı çok güzel bir şekilde ifade etmiştiniz. Katılmamak mümkün değil. Bu noktada işte benim anlattığım konu da biraz bu hususla alakalı. Yani eksenin doğuya dönmesi üzerine mesela Batı Kilisesi'nin, Katolik Kilisesi'nin bir süre sonra tamamen denklemden çıkması üzerine devlet doğu istikametine yöneliyor ve doğu da mümkün olduğu kadar elde tutma adına bütün çabasını bu yönde sarf ediyor. Ve burada farklı dinamikleri de mümkün olduğu kadar hesaba katmaya çalışıyor ve ona göre bir politika belirlenmeye gidiyor. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey devletin bu noktadaki çabası idi. Yani o bazı yanlış yapan imparatorlar bu bildirinin tam metninde görünüyor zaten. Bu denklemi hesaba katmayan mesela siyasi durumu ve doğudaki Hristiyanlığı hesaba katmayan yanlış politikaların neredeyse bütün toprakların elden çıkması gibi bir sonuç ortaya çıkardığını net bir şekilde görüyoruz. Bu durum bugün de böyledir. Aslında bu mezhepsel farklılıkların vesairelerin siyasi politikalarda hesaba katılması gereken bir unsur olduğunu vurgulayalım ki farklı bildiriler sunuluyor bu konuda. Batılı devletlerin bu mezhepsel farklılıkları ne kadar iyi kullandıklarını, Orta Doğu politikalarında bunu ne kadar etkin bir şekilde uyguladıklarını biz zaten net bir biçimde görüyoruz. Daha iyi araştırıp bizim de çok daha iyi politikalar geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum ve sözlerime bu şekilde son vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için. Çok biz teşekkür ederiz Öner Hocam. Değerli katılımınızdan dolayı ve verdiğiniz bilgilerden dolayı esas o teşekkür bize ait. Onu söylemeliyim. Muhammed Hocam buyurun son söz olarak sizden de bir şeyler alalım. Şimdi hocam tam Öner isimliydi derken aklıma benim konumla da alakalı bir şey geldi. Mehmet Çelik Hoca vardı Manisa'da sanırım öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Çelik Hoca. Bunun bir arkadaşı işte İran'a gidiyor Farsça öğrenmek için. Orada bizim Azeriler var Tahran'da. Azerilerle böyle bir tane kasap bulmuş. Kardeşim hoş geldin, beş gittin ama isim olarak tanışmamışlar. Sadece kardeşim hoş gelmişsen işte başın sıkışırsa beni muhakkak ara, her gidişinde hediye hazırlıyormuş, bir kilo et alacaksa 100 gram fazladan veriyormuş. Böyle aralarında sıcak bir diyalog gelişmiş. Sonra diyor tekrar diyor gittim yanına kardeşim hoş geldin. O arada satırla beraber et doğuruyormuş, şey yapıyormuş. O arada hocayı tanıyan, yani bizim Türkiye'den oraya eğitime giden hocayı tanıyan birisi onu görmüş, selam vermiş. Ömer Bey iyi akşamlar demiş ona. Kasap dönmüş böyle yani can ciğer oldu. Diyor ki böyle satırı öyle şiddetli vurmaya başladı. Senin ismin Ömer mi demiş ona. Evet defol git dükkanımdan. Bir daha buraya gelirsen seni de doğrarım. Yani bir isimden ne kadar böyle terse dönen bir ilişki söz konusu. Yani bu bağlamda da bu anekdotu anlatmak istedim. Bu arada hocam Sinan Doğan hocamız burada telefonla bağlanayım chat bölümünde diyor. Telefon numaranızı istiyor ya da Sinan Doğan demiş miydiniz demin bilmiyorum. Evet. Yazmış mesaj da var. Telefon numarasını da yazmış. Yani o şekilde de bağlanabilir miyim diye şeyleri var. Birkaç tane mesaj yazmış. Onu da söyleyeyim hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam moderatörümüze soralım. Sayın moderatör hoca telefonla bağlanmak istiyormuş. Sinan Doğan. Sinan Doğan Hoca. Telefonunu da chat bölümüne yazmış. Bağlayalım mı? Vaktimiz var mı? Yoksa oturumu kapatalım. Şimdi biraz da... Ali Hocam, hocam merhabalar. Ben evet. Şu an Sinan Bey ile telefonda görüşüyorum. Yani telefon üzerinden bağlanın diyorum. Ben size link atayım ama o şekilde bağlanamam. Telefonum sıkıntılı diyor. Tamam. Sistemi de açamadığını söylüyor. Teknik olarak başka türlü bağlayamıyoruz hocam ama. Tamam. Tamamdır Ayşe hocam. Hocalarım durum bu. Yani hoca telefondan da girebilir. Ya da hocam diyor ki telefon açık kalsın ben bu şekilde sunayım diyor.
Siz ya, başkan olarak nasıl takdir ederseniz hocam. Tamam, yani sizin telefondaki sesini mi buraya vereceksiniz? Evet hocam, ben sesini oraya vereceğim. Tamam, en azından hocamızın sesini duyalım. Bir 10 dakikada hocam bize tebliğini özetlerse memnun oluruz. Buyurun tamam, hocam. Tamam hocam. Sinan hocam şu an sesinizi dinleyiciler duyuyorlar. Kısaca özetleyebilir misiniz hocam bildirinizi? Başlıyorum konuşmaya. Ses geliyor değil mi hocam, Ali hocam? Evet hocam, geliyor. Sayın katılımcılar, hepimizin konusu Batı'nın Orta Doğu'da doğrulaştırma siyaseti ve kültür stratejileri. Ses geliyor değil mi? İletmiyor. Batı'nın Orta Doğu'da doğrulaştırma siyaseti ve kültür stratejileri Doğu'nun yerinden kopartılarak yenisinin inşa edildiği bir süreci ifade etmektedir. Batı'nın kendini doğudan sıyırması ve doğuyu ayrı bir varoluş alanı ile inşa etmek macerasıdır. Bu sürecin gerçekleştirilmesi de yeni tip kolonyalizm siyaseti denilebilir. Bu yeni tip kolonyalizm, emperyalizm amaçlarını dolaylı yoldan ben öteki kimlik temelinde uygulama tekniğinin kullanılmasıdır. Batı'nın yüceliğini, hegemonik üstünlüğünü gerçekleştirmek için sürekli üretilen doğrulaştırma ilgincesi doğuyu yeniden inşa etmek için doğuyu inceleme nesnesi haline dönüştürmesidir. Batı'nın doğu toplumları anlama, kontrol etme, kendini konumlandırma ve hükmetme amacıyla geliştirdiği kültürel stratejiler bildiğimizin çerçevesini oluşturmaktadır. Batı doğuyu doğulaştırırken kendisi de artık batılaşmış olacaktı. Batı, doğuyu dil ve uygarlığın kaynağı kültürel rakip olarak görüyordu. Batı, rakibinden kurtulmak hem de doğuya hakim olmak için zihinsel, ruhsal, öznel kuruluşlarında inşa edilen doğulaştırma süreci bulduğu bir yoldur. Doğu toplumlarda biz öteki, doğu ve batı, medeni ve barbar şeklinde meydana getirdiği ikili kutuplaşma, Batı kültürel zihniyetiyle karakterize edilmiş bir evrensel bir aşama olarak yansıtılmıştır. Batı kolonyal mezheplerinden kültürün aktarmak suretiyle yönettiği topluluklarda varlıklarını sağlamlaştırmak istiyordu. Batı kolonyal mezhepler kendi toplulukların dünyaya nasıl uyum sağladıklarının örneğini vererek içerisine gizlenmiş işaretler aracılığıyla meydana getirdiği kurumlarla doğu toplumları Batı kültürüne doğru tek gidiyorlardı. Batı kültürüne doğru tek gidilen doğu toplumlardaki kontrol ve yönetim işlerinde eğitim hayati bir teknoloji olarak görülürdü. Batı, doğu toplumlara karşı kendini konumlama, kendini tanımlama çabasını gerçekleştirmek için hayati teknolojiyi etkili bir şekilde kullanıyordu. Batı kolonyal mezhepleri kolonize ettiği gençleri modern eğitim adına kayıt altına aldığı yatılı okullarda veya eğitim destekleriyle yabancılaştırmakta ve ötekileştirmekteydi. Hayati teknolojiyi kullanarak yerel kültürün, dini ritüellerin ve bütün bunların coğrafyayla olan münasebetlerinin ne kadar anlamsız bir rol oynadığını resmetmeye çalışıyordu. Batı, doğulaştırma sürecinde doğu toplumlarda batı kültürlerin temellerinin atılmasıyla doğu toplumlarda batının tepsili varlık alanını oluşturuyordu. Kendini gerçekleşme hissini kaybeden doğu ancak batı bilincinin yaratım alanında onun istediği şekilde ve içerikte bir anlam, bir varlık göstermektedir. Artık doğunun zihniyeti kolonyal merkezlerin ürettiği sosyal bilimler tarafından biçimlendiriliyordu. Sosyal bilimler batının doğunun varlık alanındaki en önemli meşrutiyet aracıdır. Kolonyal merkezlerin sosyal bilimler alanında ürettiği kültür ve davranışlar evrensel bir ilkesini kabul ettirmeye yönelik kültürel bir strateji izleniyordu. Özünde monist bir bakış açısına sahip olan kültür ve davranışlar her türlü etkiden uzak, akıl ve özgür iradenin ürünleri miydi? Yoksa batının köklerini oluşturan Latin ve Grek kültürü
üretilen kültür ve davranışlar Batı'nın dünyayı anlama, kontrol etme, dünyada kendini konumlandırma ve hükmetme amacıyla geliştirdiği bilgi, üretim süreci ve değerler dizgesidir. Batı, Doğu dünyasına önce arzu, haz merkezi olarak anne rolünü, daha sonra kuralların ve otoritenin cinayeti olan baba rolünü oynuyordu. Birliği arzu haz merkezine kanalize etmek için özgür iradeye dayalı bir ahlak anlayışını kazandırıyordu. İngiltere evlendiği ilk haz objesi olan anne için bir süre sonra İngiltere dönemin babasına ve babanın ima ettiği otorite, kural, tehdit gibi kavramlara dönüşüyordu. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim, humanizmin eğitim anlayışıyla Batı merkezli bir dünya inşasına yön veren yeni bir kültür kanalıydı. Batı, pedagojik ögeleri kullanma suretiyle kültür kanalına bilimsellik ve hürriyet kazandırmıştı. Batı, geçmişinden koparılmış insan ile kadim insanı değerini yok etmek amacı, yok etmek istiyordu. Geçmişle ispatını koparmak ve bugüne şimdi ana yoğunlaştırmaktı. İnsanın tabii hasletlerini, güdüsel davranış ve duygularını değiştirmekti. Böylece tabii insan ötesinde siyasi otoritenin ya da topluma hakim sınıfın arzuları doğrultusunda sosyal bir insan meydana getirmekti. Genel kimlikler ve kültürler üzerinde niyetsizleştirme kültürel siyasetinin uygulanmasıyla kimlikler üzerinde olağanüstü tahrikler yapılıyordu. Dil ile yer arasındaki uyumun tahrip edilmesiyle bu toplumlarda tahakkumcu bir üst kültür inşa ediliyordu. Üst bir kültür inşası Doğu toplumların bedeninden başlayan psikososyal subliminal yöntemlerle bilinçaltına kadar sinsizle gerçekleştirmeye çalışıyordu. Üst bir kimlik inşası Doğu toplumları şekillendirdiği, Doğu toplumlarda Batı varlığını artırdığı en kapsamlı bir kültürel stratejidir. Bu bağlamda Doğu toplumdaki kültürel tüm araçlar hedef alınıyor, yeniden üretiliyordu. Vicdanları yoğuran, yaşayış tarzına yön veren, alışkanlıkları etkileyen bir emperyalizm türü olan Batılaşma sentrumu diyebilirdik. Batı'nın gerçekleştirdiği kültürel araç yöntemi görünmeyen işgal hareketidir. Doğu toplumların kendi kültür araçlarını yeniden üretilmesinde akıl ve ruh dolaylı yoldan üst kültüre hizmet edecek şekilde gerçekleşiyordu. Edebiyat, kültür ve bilim alanında faaliyet gösteren Batı üst kültürün temsilcileri kültürel araç üretiminde aktif bir görev yapıyordu. Batı üst kültürün inşası insanın kendini unutmasıdır. İnsanın kendine, kültürüne, tarihine yabancılaşması bir mustarip halidir. Mustarip, doğru olmasına rağmen doğuya Batı'nın değerlerini, yüceliğini öğretme derdindeydi. Afet doğu hakikatler üzerine uyumaktaydı. Batı ise yanlışlar içinde yaşamaktaydı. Topik birisinde de yaşayan entelektüel aydınlar daha çok neyin değişildiği üzerinde duruyordu. Doğuyu, doğu insanı, doğunun sosyal kültürel yapısını aşarlayan bir tutum, bir davranış içerisine giriyordu. Yani Batı'nın yeni kendisiydi. Mutlulukler toplum ve devlet hayatında sürekli kısıldanan karamsarlık ve korkak bir hayatın figürleriydi. Batı, mustahiflerin eliyle son aşama olan toplumu zihinsel ve ruhen köleleştirme aşamasını gerçekleştiriyordu. Batı, kültür araç yöntemiyle toplumda devlet bilincini körükmüş, hatta devlet düşmanlığı yaratmış, üst yapıdaki kadrolarla geleneksel kapkulu yönetici kadro olarak yerleşmişti. Batı'nın doğuya takımı her alanda derinden hissedildiği bir dönemdi. Doğu toplumlarda siyasal sistem batıya entegre olmak sürecinin başlamasıyla Batı kültürüne de
aslında Doğu milletler akıl ve Avrupa'nın mucizesi uğruna kendi kültür ve değerler sistemini oluşturduğu zihni kategori ve düşünce kalıplarını kaybetmesiydi. Doğu toplumunda başlayan yeniden kimlik ve kalkınma çabası Batı üst kültürün zihni kategori ve düşünce kalıplarına uyarlanma şeklinde tezahür etmişti. Zihni kategori ve düşünce kalıplarını kaybeden toplumlar kendi kültürlerini aşağılamasıyla kendine has hürriyet kavramından uzaklaşmış, yaratıcılığını tamamen kaybetmişti. Bilimsel araştırma ve buluşa insanı teşvik eden öz kültürden uzaklaşmasıydı bu. Batının siyasi kültürel hegemonyasına giren topluluklar emir kapes dediğimiz bir ve nitelenebilirdi. Bu ulaştırma siyaseti Doğu toplulukları yurtlarını değiştirmeden kimliklerini değiştirmektir. Sonuç olarak Batı medeniyetinin dün geldiği nokta yaygınlığını ve sınırlarını sürdürebilirliğini anlamak için tarihsel süreç içerisinde Batı, medeniyet, kültür kavramlar üzerinde gerçekleştirilen kurgusal değişim ve dönüşümlerin araştırılması önem arz etmektedir. Batı medeniyet kavramının Doğu toplumlarda uyguladığı kültürel stratejiler tespitmeye çalışmak, Batı medeniyet kavramının günümüzdeki yeni yüzünü anlamamıza ve gelecekteki hedefleri görmemize yardımcı olacaktır. Bilindiği üzere insanoğlunun yaratılışından itibaren din, tarihte stratejik ve belirleyici kritik role sahiptir. Batı medeniyet kavramının dünya genelindeki kültürel faaliyetleri, özellikle Hristiyanlık inanç sisteminin bu kültürel faaliyetteki rolü, günden yüzüne ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler aksine yoğunlaşmasını, uluslararası ilişkiler hissinin yoğunlaşmasını gerçekleştirecektir. Erasmus, Osmanlı Devleti'nin Batı'ya karşı kazandığı zaferler Batı'nın hatalarından doğmuştur şeklinde ifade ettiğini bugün Doğu toplumlar için değiştirilerek kullanılabilir. Batı'nın Doğu'ya karşı kazandığı zaferler Doğu'nun hatalarından doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin karşısına sürekli yenilen Batı, kendi tarihi, kendi kültürel köklerine uzaklaşmadan kültür ve medeniyetini yeniden inşa etmiştir. Batı'da ortaya çıkan reform, Rönesans, humanizm hareketlerini bu bağlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğu topluluklar tarihi kültürel köklerinden uzaklaşmadan kültür ve medeniyetini inşa etmelidir. Batı'nın doğulaştırma siyaseti kapsamında oluşturulan Batı üç kültüre karşı direnişin temeli özlü kültür, kolektif hafızanın geliştirilmesidir. Hocam, son bir dakikanız hocam. Kolektif hafızanın korunması ve geliştirilmesi bir devlet politikası olarak yürütülmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim. Hocam, biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bir anlaşılmada bir sorun olmamıştır hocam. Hocam yani telefonla ancak bu kadar şey yapılabilirdi ama anlaşılmada herhangi bir problem yoktu. Teşekkür ediyorum. Yani bütün zorluklara rağmen oturuma katıldınız. Teşekkür ediyorum. 10. 11. biz ondaki toplantım ama niye böyle olduk? Demek katılamadım. Başka bir istersen dedim şu an bulunduğum konum itibariyle belki ders kaynaklı da olabilir. Eyvallah hocam. Çok teşekkür hocam, ediyoruz. Türkiye'desiniz inşallah. Türkiye'deyim evet. Sevindim. Teşekkür ederiz hocam. Kapatıyorum telefonu. Soru olursa soru cevap. Hocam chatten görebilirsiniz soru olursa. Telefonla şey yapabilir. Yani, hocam Sinan hocam sesim geliyor mu? Evet, hocam soru olursa chatten görüp cevaplayabilirsiniz hocam. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Saygıdeğer hocalarım ve değerli dinleyiciler, doçent doktor Muhammed Okutan hocam, doktor öğretim üyesi Öner Tolan hocam,
ve Sinan Doğan hocalarımın sunmuş olduğu tebliğleri ilgiyle dinledik. Ben herhangi bir soru geldiğini chat alanında görmüyorum ve bugün itibariyle Uluslararası Orta Doğu'da Din ve Medeniyet Sempozyumu'nun 7. oturumunu son tebliğinin sunulmasının arkasından böylelikle kapatıyorum ve bu oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum ve hem katılımcı hocalarımıza hem de bizi ekranları başında seyreden araştırmacıların hepsine teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.